Evet, bugün patatesli börek yapma göstereceğim veya göstereceğiz. Tam emin değilim ondan çünkü annem yardım eder mi etmez mi bilmiyorum. Dedi ki bana al dedi patatesleri dedi, soy dedi, doğra dedi, haşla dedi, patates böreği yapalım dedi. Ben de o yüzden patatesleri soymakla başlıyorum şöyle. Evde 3 tane patates vardı o yüzden olabildiğince ince kesmeye çalışıyorum. İnşallah yine yarısını telef etmem. Ben yine böyle yıkamadan önce soyuyorum ki boşuna su harcamayayım, değil mi? Bana çok gereksiz geliyor patatesi soymadan önce yıkamak. Hani yıkacaksam iyice böyle fırçayla yıkarım. Kabuğunu hiç soymam. Öyle haşlarım yani, değil mi? Böyle soyup doğrayıp haşlıyorum ki daha çabuk haşlansın. Böyle bütün halinde olunca daha geç pişiyor. Şöyle diğerlerini de yapalım. Evet, soydum. Şöyle göstereyim parçaları. Gayet uzun uzun kestim. Şimdi şunları yıkayayım, geliyorum. Evet, yıkadım ve tencereye attım. Gördüğünüz gibi şöyle hemen parçaları ayıracağım inşallah. Ay çok sertmiş. İkiye böldüm sonunda, şükürler olsun. İkiye böldükten sonra da şöyle spontane bir şekilde kesiyorum. Boyutları hiç önemli değil. Yeter ki kolay haşlanabilir olsun. Yok üçgenmiş, yok karemiş, yok yuvarlakmış. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. İsterseniz benim gibi dörde bölmeden de kesebilirsiniz. Fark etmez. Maksat hızlı haşlansın. Şimdi su ekleyip haşlayalım. Evet, suyumuzu da koyduk. Haşlansın bakalım kaç dakikada haşlanacak. Ama çabuk haşlanıyor. Evet, patateslerimiz yaklaşık yarım saatte haşlandı. Şimdi çatalla eziyorum. Sıcakken. Sıcak sıcak böyle daha kolay eziliyor. Ezdik. Şimdi tuz karabiber atalım. Birazcık da tuz. Zaten tuzu emiyor bayağı. Şöyle az daha karıştırayım. Ay, karabiberden hapşıracağım şimdi. Homojen dağıtayım ki bir yere fazla karabiber, bir yere fazla şey gelmesin, tuz gelmesin. Ay hapşıracağım. Şu an gerçekten çizgi film karakterleri gibi oldum. Hiç karabiberden hapşırmazdım. Ki hapşırmadım da şu an ama böyle hapşıracak gibiyim. Neyse, iç harcımız hazır. Şimdi size diğer malzemeleri göstereceğim. Şöyle bir soğanı doğradım. Küp küp, küçük küçük. Ondan sonra bunu için atıyorum. Onu bir karıştırayım. Tamam, yeter bu kadar. Şurada yağlı suyum var. Sıvı yağ ve su karışımı. Şöyle geçen günkü tariflerde görmüşsünüzdür. Baklava yufkası. Sonunda karabiber hapşırttı. Şöyle dikkatlice bunu açıyorum. Masayı da silmiştim zaten biraz önce. O yüzden masayı direkt şey olarak kullanabiliyorum. Şimdi geçen günkü gibi üçlü üçlü yapayım. Hatta dörtlü mü yapsam ya? Hadi dörtlü yapayım. Şimdi
şimdi. Dört parçayı aldım böyle. Şöyle yağlı suyu karıştırıyorum. Şöyle süreyim her yerine. İçine iyice sürdüm. Şimdi patatesli karışımımı ekleyeceğim. Acaba her yerine mi koysam, sadece bir yerine mi sabitlesem, bilemedim şu an. Şöyle koyayım ya. Şöyle yaysam mı, ne yapsam? Beceriksiz bir yapınca börek. Birazcık da şu taraflarını da yapayım. Tamam, şimdi bunu sarayım. Şöyle. Katlıyorum. Bıçakla keseyim. Şöyle parçaları ayırıyorum. Ay, tepsimi de şey yapmadım. Yağlamadım. Dur hemen tepsimi yağlayayım. Tepsimi yağladım. Şimdi hemen kenara koyayım bunu. Şöyle parçalarımı da dizeyim. Bu arada börek yaparken, börek yapmanın şanlılandırı böyle, arada parçalanmış yufkaları yiyoruz. Özellikle günlük yufka ile yapacaksanız günlük yufkaları tırtıklamak çok güzeldi. Çocukluğumda hep annem böyle börek yaparken böyle kenarlarını keserdi keserdi bize verirdi. O günleri hatırladım. Neyse, devam ediyorum. Hazır. Şimdi üstlerine sıvı yağlı suyla adeta yıkıyoruz. Evet, üstlerini yeterince ıslattığımızı düşünüyorum. Şimdi fırına verebiliriz. 180 derecelik fırına verdik şimdi. Bakalım olsun. Şimdi geldik en sevdiğim kısma, tadım kısmına. Yaklaşık 15-20 dakikada bu şekilde pişti. Tadına da bakalım. Biraz soğuması için bekledim ama hala sıcak.
Şöyle görüyorsunuz kat kat oldu. Netliyor mu? Ha, netledi. İçindeki patates. Çok heyecanlı. Bakalım. Çıtır çıtır. Çok güzel olmuş. Sadece biraz tuzu eksik. Hemen şöyle şurada tuz ekleyeyim birazcık. Az ektim ya ondan oldu. Çok güzel. Ah, hop hop. Boyoz yiyen bilen varsa boyoza benziyor biraz. Ama boyoz kadar şey değil. Nasıl diyeyim? O kadar böyle hamuru az gibi böyle daha yağlı falan değil. Bu tam böyle çıtır börek. Ve bence kesinlikle 4 kat baklava hamurundan yapın. Yani yapacak baklava hamurundan yapacaksanız 4 kat yapın. Ama normal günlük yufkada kullanabilirsiniz. Yandım. Günlük yufkada da güzel oluyor. Ama bu kadar çıtır çıtır olmuyor. Baklava yufkasıyla daha iyi oluyor. Baklava yufkasını da Bim'den almıştım. Yani bir Bim'den gidiyorsunuz işte baklava yufkası alıyorsunuz. Veya kendi yufkacınıza gidin. Günlük yufka alın. Sonra gelin. Ondan sonra patatesinizi haşlayın. Soğanınızı haşlayın. Evde zaten yüksek ihtimal patates soğan vardır. Bizde normal ayarlamamıza rağmen 3 tane vardı. Ama olmadı gidin patates alın ya ne olacak. Öyle yapın yani çok güzel. Çok beğendim. Gayet başarılı. Ve de kolay yani. Ben bile yaptıysam siz hayli hayli yaparsınız. Şuraya bak. Katmanlarını göstereyim. Bak. Ah, yandım şu an. Göstereceğim diye. Dumanı gözüküyor mu? O kadar sıcak yani. Sizde deneyin. Vallahi çok güzel. Özellikle kahvaltıya mavaltıya böyle çayla mayla çok iyi gider bu. Yanına da zeytin. Bayıldım valla. Çok güzelmiş. Tabii siz sadece hani patates yapmak zorunda da değilsiniz. Başka çeşitlerini de deneyebilirsiniz. Ispanak vesaire. Veya tofulu falan da yapabilirsiniz. Size kalmış. Mantarlı falan. Ben ne bileyim. Patlıcanlı olabilir. Enginarlı olabilir. Bezelyeli olabilir. Mercimekli olabilir. Her çeşit olur. Parçaladım ya. Neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Yarın yine inşallah aynı saatte görüşürüz. Aynı saatte olmasa da gün içinde video atarım inşallah. Garanti veremiyorum ama düzenli bir şekilde 18.00'da yayınlamaya çalışıyorum diyeyim. Öyle diyeyim. Neyse hadi görüşürüz. Bye bye.